Ankara'da yaşayan yüz binlerce, dünya geneline yayılmış milyona yakın Kırşehirli'nin, Neşet Ertaş'ın tabiriyle ana vatanı, baba yurdundayız. Tarihte Aqua Serevena, yani su kenti, bir dönem Makissos'u, Selçuklu'nun gül şehri, Ahevran Veli Hazretleri'nin Moğollara kafa tuttuğu, Cacı Bey'in gökyüzünü yere indirdiği yerdeyiz. Muharrem Ertaş'ın bozladığı, Neşet Ertaş'ın yandığı yerdeyiz. Uğur Mumcu'nun doğduğu, Bölükbaşı'nın hem doğduğu hem mayalandığı yerdeyiz. Kırşehir'deyiz. Neşet Ertaş'tayız. Ve Neşet Ertaş'ın belediye başkanı, Neşet Ertaş'ın kentinin belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu. Sayın Başkan, Neşet Ertaş'ın kentinde başkan olmak nasıl bir duygu? Evet, teşekkür ediyorum önce bizi ziyaret edip de Ankara'daki değil dünyadaki Kırşehirlere Kırşehir'in ne durumda olduğunu anlatmak da bizim belediye başkanı olarak görevlerimiz. Evet, tabii Kırşehir Belediye Başkanlığı aslında sadece Kırşehir'de değil Türkiye'de özel bir yere olan bir kent. Az önce de bahsettiniz Ahi Evran'ın, Yunus Emre'nin, Osman Bölükbaşı'nın, Muharrem Ertaş'ın, Neşet Ertaş'ın, Hacı Bektaşi Veli'nin memleketi. Bu özel kentin 5000 yıllık bir tarihi aslında Türk tarihine baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna baktığımızda, Osmanlı'dan bu tarafa baktığımızda kentin özel kimliği şudur. Türkiye'nin bu duruma gelmesinde özel bir yeri var Kırşehir'in. Hem kültürüyle, hem sanatıyla, hem edebiyatıyla, hem yazarı çizeliyle, hem siyasetçisiyle, hem de son günlerin işte yoksulluk içinde ölüp giden ustalarımızın en son örneği Neşet Ertaş'ın memleketinde bu sorumluluğu taşımak gerçekten ağır bir yük ama biz bu ağır yükün üzerinden kalkacağız. Görevimizi layıkıyla bu geçmişteki ustalarımızın, pirlerimize layık olmaya çalışacağız. Layık olacağımıza inanıyoruz. Çünkü 18 ay geçti biz belediye başkanlığını devralalı. Şu ana kadar bu sorumluluğun bilinciyle, bu kültürle kalan 3 yıl 4 ayımızı da bu sorumluluk içerisinde geçirip ve gelecek kuşaklara, bizden sonraki gelecek belediye başkanına ve kentte yaşayan insanlara güzel, kültürlü, hoşgörülü, anlayışlı bir kent bırakacağız. Sadece kentin betonlaşma yolu kaldırımı suyu değil, önemli olan bu kent kültür kenti ise bu kültürü tekrar yeşertecekten gelecek kuşaklara aktaracağız. Sayın Başkan, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş sanatını zirveye taşıdı ve bozlak kültürünü, Anadolu aptallık kültürünü Türkiye'nin en üstüne taşıdı zirvede. Siz bunu dünyaya yayabiliyor musunuz? Yayabilecek misiniz? Projeleriniz var mı? Evet. Bu kapsamda, bağlamda neler yapıyorsunuz? Evet, teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi 2019'da göreve geldiğimizden sonra bir UNESCO yaratıcı müzik ağında Kırşehir Türkiye'de ilk şehir. Bu konuda UNESCO bu zamana kadar Türkiye'de herhangi bir müzik ağında bir kent seçmemiş miydi efendim? Seçmedi. Müracaatlar olduğu halde bu konuda tek Kırşehir seçildi. Neden? Bu müzik konusunda gerçekten Türkiye'nin merkezi Kırşehir, Türk Halk Müziği'nin merkezi, Bozlağ'ın merkezi Kırşehir olaraktan UNESCO tescil etti. Yani dedem Korkut'tan itibaren, Ahmet Yesevi'nin Türkiye'ye saldığı, evet, Anadolu aptallık geleneğinden itibaren bu öz Türk müziği, Türk sesi UNESCO bunu yaratıcı müzik ağında Türkiye'de ilk defa Kırşehir aldı. Daha önce bizden önce müracaat eden şehirler vardı ama UNESCO bizi tescilledi. Kırşehir'de hem Türkiye'de hem tekik hem ilkik. Dünyada tabii bu pandemi süreci girdikten sonra bu faaliyetlere bir süre ara verdik. Çünkü iletişimleri dünyadaki UNESCO'nun koruma altına aldığı şehirler var müzik konusunda. Yaratıcı şehirler ağına aldığı. Bunlar da pandemiden dolayı bir süreliğine durdu ama pandemi geçtikten sonra faaliyetlerimizi hep birlikte sürdürüyoruz. Neler yapacaksınız Kırşehir'i dünyaya yaymak için? Evet, biz bu bozlak kültürünü Avrupa'da, Afrika'da ve Amerikan kıtasında kadar her tarafta bu müziği yaymak için oralara gidip faaliyetler gösterecek. Yani bir caz gibi bir
Çok orijinal. Tabii tabii. Sazla kemanımızı, davulla zurnalarımızı Avrupa'da da söyleyeceğiz. İspanya'da da söyleyeceğiz. Avrupa'da da ve Amerikan kıtasına da gidip bu kültürü orada canlı olarak anlatacağız ve orada seslendireceğiz ve o ülkelerdeki kentler de buraya gelecek. Burada görüyoruz Sayın Başkan. Neşet Ertaş yalnız değil, bir kabile, aşiret ve bu kültürden gelen birçok sanatçı var burada. Bu sanatçılar için, Kırşehir yerel sanatçılar için projeleriniz var mı? Onlara yeterli olabiliyor musunuz? Evet. Bu bir vefa borcu sadece Kırşehir Belediye Başkanı olarak değil, Kırşehir halkı olarak. Evet. Biz zaten başladık da biz yerelde sadece ustalarımızla birlikte özellikle Neşet ustamızın bu çevresindeki aptal geleneğini sürdüren ustalarımızla birlikte müzik çalışmalarını yapıyoruz. Hanover'in belediye başkanının bir Türk olduğunu öğrendik. Hanover'de bu yaratıcı müzik ağında UNESCO tarafından kabul edilen bir şehir. Bu pandemi sürecinde belediye başkanından telefonla görüştük. Türk kökenli bir belediye başkanımız. Biz orayla da müzik ağında kardeş şehir olacağız. Ve beraber bu kültürü Almanya'daki böyle soydaşımız olan belediye başkanıyla beraber bu alanda işbirliği yapıp hem Hanover'in müziğini hem de Kırşehir'in müziğini dünyaya açacağız. Evet, oradaki sadece Türkler için değil ve rahmetli Neşet Ertaş da uzun süre Almanya'da bu sahnelerde sanırım Almanya'dan başkanım uzun süre yurt dışında kaldı. Evet. Orada gurbetlik çekti, birçok eser ortaya bıraktı. Sizin bıraktığınız eserlere de gelelim başkanım. Yani müzik ağı olarak aptallık kültürüne eserler bırakıyorsunuz. Muharrem Ağam'ın heykeli vardı. Evet. İsterseniz şimdi Muharrem Ağam'dan bahsedelim. Evet, bildiğiniz gibi hem babam hem öğretmenim dediği ustadımızın babası Muharrem Ertaş dönemin belediye başkanlarından yaklaşık 30 yıl önce bir ozan anıtı olaraktan dikilmişti. O ozan anıtını oradan kaldırdılar. Biz de tekrar 2020 yılında yerine geri koyduk. Ve bu kültür gerçekten Muharrem Usta'nın oğluna öğrettiği hoşgörü kültürü, paylaşma kültürü, saz, söz kültürü çok önemli. Zaten Neşet Ertaş da babasını gerçekten bir hem baba olarak değil, öğretmen olarak kabul eder. Türkülerde de söylemiştir bunu. Hem babam hem öğretmenim de hani nerede, hani Muharrem Ustam nerede diye. Babasının son günlerinde işte ölmeden görmek istedi ama yetişemediğinde bu sazı alıp eline söylediği bir türküdür yani. Cenazesine yetişemediği için kendisinin üzüntülerini belirttiği bir türküdür. Biz de insan velisi Muharrem Ertaş. Sayın Başkan, öyle bir kentteyiz ki Ahevran Veli Hazretleri'nin üretim odaklı kentindeyiz. Halkçı bir kentteyiz, mücadeleci bir kentteyiz. Siz Kırşehir Belediyesi olarak Kırşehir'e ölümsüz yatırımlar bırakıyor musunuz? Üreten, kendi kendine yeten bir belediye hazırlıkları var mı? Şu an neredeyiz efendim? Evet, daha önce de biz seçim çalışmalarında söyledik. Biz kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Üreten bir kent olacağız, üreten bir belediye olacak diye söyledik. Biz sadece bu kültürü belediyeye yerleştirmeyecek, Kırşehir halkına da yerleştirecek demiştik. Her Kırşehir'de kooperatiflerimiz, arkadaşlarımız, vatandaşlar halkımıza kooperatif kurdular. Biz de destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Ve üretim kültürünü aşıyoruz. Çünkü Ahi Evrani bir zanaatkardı.
bu üretim kültürü bizde var. Kırşehir'de de bunun zamanla unutulduğunu gördük ve seçim çalışmalarında üreten belediye, üreten kent olmak söz vermiştik. Ve yol, asfalt, durak çalışmalarımızı tamamen belediye kendi asfaltımızı üretmeye başladık. Kendi tesislerimiz atıl durumdaydı. Asfalt plan tesislerimizi devreye soktuk. Duraklarımızı kendimiz içiyoruz. Destek hizmetlerinde bir sürü sorunları kaynaktı, tornacıydı, tamirdi. Bu tür şeylerin hepsini kendimiz... Dezenfektan cihazınızı bile. Her şeyi kendimiz üretiyoruz. Ve sonuçta Kırşehir Belediyesi'nin bir elektrik faturasına baktığımızda gerçekten çok yüksek meblağlarda bir elektrik faturası. Aylık ne kadar tüketim oluyor? Aşağı yukarı sezonuna göre 1200'den 1500 arasında bir... 1 trilyon 200 milyar eski parayla. 1 milyon 200 bin lira. 1 milyon 200 bin lirayla yazın biraz daha artıyor su pompaları, kuyuları çalışıyor. Ve 1,5 milyon liraya kadar çıktığı oluyordu. Bizim yıllık elektrik tüketimimiz 15 milyon civarında. Biz de bunu nasıl tasarruf yaparız, nasıl yapardığımızda gözlerce yenilebilir enerjiye yöneldik ve İlk hedefi olan bir aralıkta üretime başlayan GES projesini hayata geçirdik. Bu devlet yatırımı herhangi bir... Sadece Kırşehir Belediyesi'nin kendi ihtiyacına göre ürettiği bir megawattlık bir tesis. Biz bunu 5 megawattlık daha bir yatırım yapacağız. 1 megawatt dediğiniz başkanım TL olarak karşılığı ne? Eski parayla yeni 200 bin lira civarında bir buranın geliri olacak. 200 aylık. Milyar eski parayla. Yeni parayla 200 bin liralık aylık gelir olacak. Bir 5 megawatt daha kurduğumuzda 1000 liralık da 1 milyon liralık da onun geliriyle ortalama aylık 1200 lira bir GES'ten elektrik üreteceğiz ve Kırşehir Belediyesi ile MEDAŞ Dağıtım Şirketi arasında mahsuplaşacağız ve Kırşehir Belediyesi'nin elektrik faturasını sıfıra indireceğiz. Yani siz MEDAŞ'a, devlete, belediyenin tükettiği kadar elektriği buradan üretip vereceksiniz. Evet. Bunun karşılığında belediye bir daha elektrik faturası ödemeyecek. Yıl aylık 1 milyar özür dilerim. 1 trilyon 200 milyar lira eski parayla. Yeni parayla 1 milyon 200 ile 1 milyon 500 arasındaki olan faturayı sıfır edeceğiz. O kalanı yıllık 15 milyon lirayı da Kırşehir halkının sosyal kültürel ihtiyaçlarına ve diğer yerlerde, mahallelerde ihtiyacı duyduğu altyapı, üst yapı, parklar, yollar, kaldırımlar, çöp kovaları bunlara harcayacağız. Bu bölgede 60 bin metrekare bir alanımız var. 60 dönüm diyorum. Belediyenin arsasın. Onun üzerine de bu projemiz devam ediyor ve üretmeye inşallah başlayacak ve Kırşehir'in en azından 4,5-5 yılda kendine amorti eden bir tesis burası. Ömrü ne kadar? Önce 25 yıl. 5 yıllık bunun kendini amort ettiğini düşündüğümüz zaman 20 yıllık Kırşehir Belediyesi'nin elektrik faturası gelmiyor. Tabiatı da korumuş oluyoruz. Tabii. Yani tabiatı yormuyoruz. Elektrik, evet. Yenilebilir enerji çevreciyiz çünkü. Çevreci belediyeciyiz. Biz yenilebilir enerjiye yöneliyoruz. Bunlar GES bildiğiniz gibi güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Evet. Belediyenin diğer tesislerinin üzerine de işte 300 kW'lık, 200 kW'lık tesislerine, destek hizmetlerine veyahut da diğer tüketilen yerlere de onların çatılarına da kuruyoruz. Aynı şekilde bu şekilde evet. Devam edeceksiniz. Evet. Bura tabii biz tasarruf yaparken nasıl tasarruf yapacağımızı da biliyoruz. Nasıl çevreci olunacağını, nasıl da üreteceğini bildik ve karlılığını da hesap ediyoruz. Bu iş eğer karlıysa Kırşehir halkının cebinden az para çıkıp da çok verim alacaksak işte bunlar bir aralıktan beri üretime geçti ve bu bölgede burada devamında olan o 5 megawattlık tesisi de kuracağız ve Kırşehir halkının daha yenilebilir enerjiye yönelmesini de teşvik edeceğiz. Özellikle önümdeki yıllarda yeni yapılan inşaatlarında biz belediye olaraktan müteahhit grubuyla, projeci grupla oturup çatılarda hem bildiğiniz gibi GES'ten elektrik kendi elektriğini üretecek hem de kuraklık geçen sezonlar özellikle şu anda Türkiye'de değil dünyada bir kuraklık var. Bodrum'da yağmur sularını depolama imkanıyla ilgili de bir çalışmalarımız var. Zorlanacağız ama ikna edeceğiz vatandaşımızı. Gelecek nesilleri korumak adına. Halka yayıyorsunuz yani. Tabii tabana da yayaraktan hem kendi vatandaş da kendi elektriğini üretmeyi öğrenecek hem de su tasarrufunu daha sağlıklı kullanmak için bahçe sulamasını, temizlik işlerinde kullandıkları suları da bir binanın içinde depolatıp ve en az bir ay, iki ay kullanacak sularını da depolatmayı teşvik edeceğiz. Böyle çalışmalarımız da var. Yani bu GES'in hemen üstünde de bir de Kırköy
Var başkanım. Evet, Kırköy dezavantajlı gruplara için yazdığımız bir projeydi. Kalkınma Ajansı'ndan 1,5 milyon liralık bir destek alıyoruz. Yaklaşık 7 milyon liralık bir proje. Şu anda ihaleye çıktı inşaat aşaması. Dezavantajlı grubun burada eğitimini ve üretimini sağlayacak, üretim kültürü aşılayacak bir tesis bu. Özellikle dezavantajlı grupların, biliyorsunuz, anne baba o çocuklarla sürekli evde bayağı mücadele ediyorlar. Onların psikolojisi de çok önemli bizim için. Toplumsal bir yarar. Toplumsal bir yarar tabii. Toplum sağlığı açısından da düşündüğümüz zaman o Kırköy projesindeki projemiz özellikle dezavantajlı çocuklarımızın misafir edileceği, üretimini öğreneceği, orada nasıl yaşam, daha yeşil bir alanda, daha bir atölyelerde vakit geçireceği bir yer. Örneğin bir ailemizin dezavantajlı çocuğu var. O çocuğu bırakıp da bir cenazesine, düğününe gidemiyor. O çocuğu orada misafir edecek. Anne baba da diğer işlerini görecek ve gelip çocuğunu da geri tekrar bir gün sonra aynı gün burada ağırlayıp anneye babaya bir nefes aldıracağız. Bu da bizim için çok önemli projede, sosyal bir proje aslında. Hemen devamında bu projeyi de ihaleye gittik. EKAP'tan yayınlandı. Kamu ihale kanuna göre ihaleye çıktık. 7 milyon civarında bir proje. İnşallah yaza da o projemiz hemen bunun devamında faaliyete geçer. Hayırlı olsun. Altyapısıyla, üst yapısıyla eksikleri var mı? Tamamlanan neler var? Bu caddeyi ve Basınantı civarını tabii altıyla üstüyle yeniledik. Böyle bir görüntüme karşıladık asfaltıyla hep birlikte. Daha gelişmiş bir, daha bir kent kimliğine büründürmeye çalışıyoruz. Çünkü daha önceden baktığımızda şehre, benim başkasında Terme Caddesi, Ankara Lise Caddesi'nden başkasında böyle bir çalışma onun dışında başka yerlerde olmadığını gördük. Burada 30 yıldır altyapısı ve üst yapısıyla burayı da yeniledik. Bildiğiniz gibi modern bir görünüme kavuşturduk. Kent güzelliğinin yanı sıra siz seçimlerden önce kent mutabakatıyla evet. gelen bir başkansınız ve kent mutabakatını arayacağım bütün projelerimde. Evet. Çevre esnaflara, komşulara, yol kenarında oturanlara soracağım dedim. Buradaki esnaflara soruyor musunuz? Evet. Bir iş yaparken soruyor musunuz? Tabii. Bu bölgede çalışma yaparken toplantılar yaptık. Özellikle tahsilci esnafımız ve sabit esnaflarımızla bu bölgede trafiğin nasıl akması gerektiğini, ne çalışması yapılması gerektiğinde görüş alışverişinde bulunduk. Buranın çalışmasını ona göre tamamladık. Ve mahallelerdeki çalışmaları da aynı şekilde yapıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini, vatandaşın ne isteği olduğunu, onlardan gelen taleplere göre biz de ya doğrusu bu, yapmamız gereken bu, olmaması gerekenle olması gerekenleri hep birlikte ortak akılla karar veriyoruz ve o çalışmayı da beraber tamamlıyoruz. Mahallelerde de bu çalışmalar var mı başkanım? Tabii. Altyapı ve asfaltlama. Tabii tabii. Onlarda da yolun kaldırımının nasıl olması gerektiğini, otoparkın nasıl olması gerektiği, yeşil alanın, çocuk oyun alanlarının, onların taleplerine göre biz hem muhtarlarla hem mahalle halkıyla beraber karar veriyoruz. Yalnız bir karar sadece Kırşehir'in geneline yaydık. Az sonra da gideceğiz. Karayollarının bulunduğu 25 bin metrekarelik alanı internet üzerinden anket yaptık, halk oylaması yaptık. %71 oranında oranın sosyal kültürel tesis alanı olmasını istediler ve biz de ona göre karar verdik. Oradaki emsal ve inşaat alanı 100 bin metrekarelik bir inşaat alanı var oranın. Emsali 4. Ama vatandaş sosyal kültürel tesis alanı olarak istediler. Biz de onlara göre şu anda projelendiriyoruz. Gideceğiz eski halini koruyaraktan, o tarihi binaları, eski binaların restore ederekten yaklaşık 30 milyon civarında bir projeyi Kırşehir halkının istediği şekilde hayata geçireceğiz. Tıpkı buralarda olduğu gibi. Özellikle bu bölgedeki trafik akışını ve yapmamız gerekenleri burada esnaflarla tartıştık. Diğer karayollarında kentin tamamını. Bahsettiğiniz alan burası değil mi? Kentin ortak karar verdiği %71
kararla çıkan. Evet, bu burası karayollarının olduğu yer, eski karayollarının olduğu yer. Daha önceki yönetim belediyeyle karayollarını bir yere taştılar ve burayı belediyeye devrettiler. Burada aşağı yukarı 100 bin metrekare ticari bir alan, 100 bin metre inşaat olan, 25 bin metrekare alan. Biz de kente burayı ne yapalım diye sorduğumuzda vatandaşın, Kırşehir halkının %71 küsürü buranın sosyal kültürel tesis alanı olması için bir karar verdi. Biz de onların kararına uyarak şu anda proje aşamasındayız. Projede burada mesela taş yapılar var, eski yapılar var. Evet. İçeride binalar var. Evet, biz bu eski yapısını restore ederekten, bu dokuları koruyaraktan biz projelendireceğiz. Projelerimizde ne var? Bildiğin gibi sosyal tesisler dedik. Biz inovasyon merkezi var. Kırşehir Belediyesi misafirhanesi yok, misafirhane yapıyor. Çocuklarımız için atölyeler, çocuklar için eğitim alanları ve içinde sosyal tesisler, kafeler, restoranların olduğu bir sosyal donatı olacak. Ve yalnız bu binaların hiçbirini de yıkmayacağız. Birkaç tane yeni bina var içerisinde. Onları tabii kullanımı hoş olmayan beton binalar ama eski bu tür taş ve çelik kondisyon üzerinde olan ve de burada depoların olduğu alanlarda sergi alanları, fuaye alanları, atölyelerin olduğu bir projeyi hayata geçireceğiz. Konum olarak tam şehir merkezinin girişi. Evet. Hastaneye de yakın, mahallelere de yakın, şehir girişine de yakın. Evet. Burada bir yoğunluk oluşturacak alan var mı? Büyüklüğü ne kadar? Evet, buranın 25 bin metrekare bir alan. Bu bölgede nüfus yoğunluğu da artmaya başladı. Karşı taraflarda bayağı büyük projeler var. Daha önceki yönetim tarafından emsali verilenmiş özel sektörün yaptığı. Bu insanların yaşam alanlarını, yeşil alanlarını yok etmek istemedik. Burada 60-70 yıllık çam ağaçları var. Bunları da koruyaraktan buranın vatandaşın verdiği kararın da güzel olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu kararlar, halkın istediği kararlar, bu nüfus yoğunluğunun nefes alacağı, sosyal donatıların alacağı bir alana ihtiyacı vardı. Biz de burayı hastane bölgesi, dediğim gibi karşıdaki büyük toplu konutlar var. O konutların sosyal donatısı olaraktan görüyoruz bu bölgeyi. Şehir merkezinin gerçekten yakınında, merkeze eş değerde bir alan. Ankara-Kayseri yolunun ana hatlarının üzerinde bir yol. Ve buralarda biz vatandaşın istediği gibi projelendirdik. Yakında bu sene inşallah kazmayı vururuk ve seneye de buranın bitimini görürüz. Yaklaşık 30 milyon liralık bir proje. Bunu da tamamen kredi falan çekmeden kendi imkanlarımızda hayata geçireceğiz. Yani. Tabii kendi imkanlarımıza yapacağız. İnovasyon merkezi dediniz başkanım. Evet. Bunun içeriği ne? İnovasyon merkezi araştırma geliştirme merkezi. Özellikle özel sektör ve kamunun iş planlamasını, iş geliştirmesini, üretim kültürünü aşılayacak bir inovasyon merkezi. Araştırma geliştirme merkezi aslında. Yenilikçi bir merkez. Sadece biz bunu Kırşehir Belediyesi'ne hizmet vermeyecek. Diğer kamu kurumlarına da inovasyon merkezi hizmet verecek ve özel sektöre de verecek. Herkes istediği araştırmayı, geliştirmeyi burada imkanlarla sağlayacak. Üretim kültürünün ana nedeni, temellerinden birisini oluşturacağız Kırşehir'de. Bu inovasyon merkezi Kırşehir'in ihtiyacıydı. Bunu da burada hayata geçireceğiz. Sayın Başkanım, Muharrem Ertaş gibi, Neşet Ertaş gibi birçok isim var. Tarihe adını yazdırmış. Ve Uğur Mumcu da Kırşehir doğumlu. Burada da basın anıtı var Uğur Mumcu adına. Ve buranın da çevre düzenlemesi var. Uğur Mumcu Kırşehirli. Değil mi? Evet. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin önemli gazetecilerinden, araştırma gazetecilerinden biri Uğur Mumcu'dur. Çünkü son Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20 yıldır, 25 yıldır bu 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, FETÖ olaylarıyla ilgili bir önceden öngörüleri ve araştırmaları vardı. Maalesef Uğur Mumcu bildiğiniz gibi öldürüldü.
Bu da Kırşehir doğumlu. Kırşehir doğumlu olduktan sonra öldürdükten sonraki bizim 93'te öldürüldü. Ondan sonra Kırşehir'e Uğur Mumcu basın anıt altında bir belediyemiz bir anıt yaptı onun anısını yaşatmak için. Geçmiş dönem başkanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Biz de buranın bakımına ihtiyacı vardı. Özellikle bu Uğur Mumcu'nun basın anıtının yapıldığı yer Hacı Bektaş Bulvarı'nın kesiştiği yerdi. Yence Mahallesi ile de. Bununla da ilgili tekrar düzenlemeye girdik ve bura atıl durumdaydı. Yolu ve çevre düzenlemesi. Bildiğiniz gibi bu Uğur Mumcu Türkiye'nin değil dünyanın yetiştirdiği önemli araştırmacı gazetecilerden biri. Kırşehir doğumlu. Kendisiyle de gurur duyuyoruz. Kendisi bu günleri daha önceden araştırıp yazan bir gazeteci. Ve Uğur Mumcu öldürdükten sonra da dönemin belediye başkanlarına da kendilerine de teşekkür ediyoruz. Buraya Uğur Mumcu basın anıtı yaptılar. Bu yapılan anıt da tam Hacı Bektaşi Bulvarı ile Yence Mahallesi kavşağında bulunuyor. Bu bulvarın bir bakımsızlığı vardı. Çevre düzenlemesine ihtiyacı vardı. Ve de biz de 2021 yılı Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı Hacı Bektaşi Veli'nin ölümünün 750. yılı, Yunus Emre'nin ölümünün de 700. yıl dönümü dolayısıyla UNESCO bunları 3 ustadımızın, pirimizin ölüm yıl dönümünde yılı ilan etti. Hem doğumunda hem ölümünde. Biz de bu çevreyi ve Hacı Bektaşi Bulvarı ve Uğur Mumcu basın anıtında bir çevre düzenlemesi, yeşil alan, peyzaj çalışması, otoparklar, kaldırım çalışması, bisiklet yolları, engelsiz ulaşım için kaldırımları düzenledik ve bunları da bitirmek üzereyiz. Bu bölgede o bölge. Yani bu topraklar aslında Anadolu tarihinin ön sözü. Evet. Biraz önce saydığınız isimler tarihe damgasını vurmuş. Anadolu tarihinin damgasını vurmuş. Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran isimleri ve hepsi bu topraklarda. Değil mi efendim? Tabii. Yüzyıllar önce bu ustalarımız vardı ama onların devamı olan işte Uğur Mumcu da bu topraklarda doğduğu için o pirlerimizin yolundan yürüyen bir gazeteciydi. Maalesef işte gazeteci, araştırma gazeteciliğin bedelleri de var. Bazen canlarımızla ödüyorlar ve Uğur Mumcu da hiçbir zaman kalemini satmadı ve bildiği, inandığı yoldan hiç dönmedi ve onu da canıyla ödedi ama tarihte de her zaman insanların kalbinde de veyahut da basının yanında da kalplerinde de yaşatıyor. Biz de yaşatmaya devam edeceğiz Kırşehir Belediyesi olarak. Evet. Kırşehir'de başka isimler de var. Tarihe meydan okuyan isimler de var. Dik duruş sergileyen isimler de var. Ona da hemen onun anıtının başında onunla ilgili de bildiklerinizi öğrenelim başkanım. Evet, bildiğiniz gibi Türk siyasi hayatında siyasetine önemli markalar vurmuş Osman Bölükbaşımız var. Çok partili sisteme geçişte de çok önemli bir liderimiz, bizim siyasetçimiz. Bildiğiniz gibi Ahi Evran'ın Malya Ovası'nda Anadolu'yu işgaline karşı Moğollara direnerek ölen bir Ahi Evran'dan gelen bir gelenek, kentin muhalif bir kimliğinden geliyor bu. Osman Bölükbaş da bildiğiniz gibi 1954'te Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle bana oy vermediniz diye Osman Bölükbaşı'nın kentini cezalandırıp Osman Bölükbaşı buradan 3 milletvekili çıkartmıştı. Türkiye'de tek 3 vekili çıkartan yer değil mi? Evet. Demokrat Parti'ye milletvekili vermeyen bir il. O dönemde de tekrar iktidara gelen Demokrat Parti Kırşehir'i bildiğiniz gibi ilçe yaptı. Nevşehir'i il yaptı. Kırşehir'den ilçelerini Hacı Bektaş'ta Avanos'ta Nevşehir'e bağladı ve Kırşehir'i cezalandırmış. Kaman'ı Ankara'ya bağladı. Bundan dolayı da Osman Bölükbaşı bu ilkelerinden eleştirer ve Türkiye'deki siyasi hayata önemli katkılar verdiği düşüncesinden hiçbir geri adım atmadı. Ve ondan dolayı da Kırşehir'i cezalandırdılar ama çok sürmedi. 3-5 yıl sonra da tekrar Kırşehir'i geri il yaparaktan, bazı ilçelerinde kopararaktan Kırşehir değil, Türk siyasetine önemli bir lider kazandırmıştı. Peşim lafçılığıyla ve sözüyle zaten bu topraklarda Anadolu kültüründe olan bir kültürün temsilcisi olan değerli büyüğümüz Osman Bölükbaşı da Türk siyasi tarihinde gelecek kuşaklara aktarılacak önemli bir sözleri, önemli bir siyasetçi olaraktan tarihe geçti.
Haksızlığa karşı mücadelesiyle, dik duruşuyla da kahramanlaştı. Kırşehir'de ayrı bir yeri var. Tabii. Yani Kırşehir'de önemli bir siyasetçi olduğu için Kırşehir'deki gönüllerde hiçbir zaman düşmeyen bir siyasetçi duruşuyla, az önceki belirttiğim gibi A.H. Evran'ın Moğollara karşı direndiği gibi Türk siyasi tarihinde de çok partili sistemde de o dönemin kendisine rakip olan Demokrat Parti'ye karşı da önemli bir duruşu vardı. Biraz önce de bahsettiniz. Kırşehir'de vicdanlara yaralayan bir şey olmuştu. Kırşehir'den Hacı Bektaş söküp alındı. Avanos, Gülşehri bunlar söküp alındı. Hacı Bektaş şimdi orada yanı başımızda ama bizim değil. Kırşehir'in evet. değil. Evet. Tabii bu meclisin alacağı bir kanun yasayla geri ilçelerin geri kendine itibarını iade etmesi gerekir. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki alınacak kararla ilgili ama kağıt üzerinde belki bölebilirsin veyahut da başka yere bağlayabilirsin ama gönülden halen Hacı Bektaş, Avanos, Kozaklı gibi ilçelerimiz tamamen Kırşehir'e bağlı. Ondan da hiçbir şüphemiz yok çünkü biz insanları seviyoruz, onlar bizleri seviyor. Kağıt üzerinde oraya bağlı ama gönülden bize bağlı. Projeler kapsamında mesela her yıl Hacı Bektaş Veli anma törenleri oluyor. Burada Ahi Evran Veli Hazretleri'nin anma törenleri oluyor. Bunlarda ortak pay ve paydaş, yani Ahi Evran'la Hacı Bektaş'ı ayırmak mümkün olmadığı gibi festivalleri de acaba birleştirmek veya paydaş olmak mümkün mü? Var mı öyle bir şey? Evet. Bildiğiniz gibi Ağustos ayında Hacı Bektaş'ı anma etkinlikleri var. Eylül ayında da Ahi Evran'ı anma etkinlikleri var. Bunlar tabii biz ortak bir araya getirip tekrar peş peşe ortak projeler geliştirmek zorundayız. Tabii bir bakanlık düzeyinde yapılıyor. Hem Hacı Bektaş anma etkinlikleri hem Ahi Evran'ı anma etkinlikleri. Biz de yerel yönetimler olaraktan örneğin bu yıl Ahi Evran'ın 850. Doğum yıl dönümü, Hacı Bektaş Veli'nin 750. doğum ölüm yıl dönümü, Yunus Emre'nin de 700. ölüm yıl dönümü. Bunları birleştirerekten Hacı Bektaş Belediyesi ile UNESCO'nun böyle ilan ettiği 2021 yılını hep birlikte ortak kutlayacağız, anacağız. Bu yıl dönümlerinde anacağız ve bunu da gelecek kuşaklara, gelecek yıllara da beraber yansıtacağız. Etkinliği de hep birlikte düzenleyeceğiz. Çünkü daha önceki belediye tarafından özellikle Metin Bey, Metin Çobanoğlu döneminde bir dost bahçe yapıldı. Sanayinin girişinde Hacı Bektaş'a giderkene. Oraya da tekrar dost bahçeyi de projelendirip tekrar bakımını yapıp canlandırıp o dost bahçede bu etkinlikleri daha sağlıklı bir ortamda, daha kültüre, Anadolu kültürüne yakışır bir şekilde anma etkinliklerini ve ölüm yıl dönümlerini, doğum yıl dönümlerini hep birlikte UNESCO ile birlikte idrak edeceğiz. Bir de ortak değerimiz var. Bunlar ortak değerlerimiz, isimler tarihe damga vurmuşlar ve Türk tarihinin unutulmaz ismi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Kemal Atatürk'ün anıtını diktiniz efendim. Evet. Anıt mı diyelim, ismi ne efendim? Değil. Ona da bakalım. Sülletini diktik. Türkiye'de en büyük bir süllet. 12 metre yüksekliğinde. Hep beraber oraya da göreceğiz. Sağ olsun bir sanatçı arkadaşımız getirdi. Seyyar, taşınabilir. Kırşehir'in girişine, otogarın karşısına güzel bir peyzaj düzenlemesiyle biz de bunu yaşatacağız ve Cumhuriyet'in önemli değerleri bize ne bıraktığını, hep Atatürk'ün bu Cumhuriyet'i kurduğu, 15 yıl yönettiği bir Cumhuriyet'i, tabii daha Osmanlı döneminden kalan bir mücadelesi de var ve 15 yılda Cumhuriyet'i yönetti. 15 yılda neler yaptıkları hiçbir zaman unutulmaz. Bu Cumhuriyet'in neyi varsa tamamen Atatürk'e borçlu. Hep birlikte o silletin önünde de bir görüntü alacağız ve hep birlikte bir oraya da çekim yapalım diye düşünüyorum. Neredesin mavi gözlüm, nerede? Bu gemi, bu Karadeniz, sarı saçlı mavi gözlüm, nerede? Nerede? Uğur Mumcu gibi, merhum Bölükbaşı gibi Kırşehir tarihine vurmuş isimler var ama bir de ülke tarihine, dünya tarihine kahramanlıklar, destanlar yazmış Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini göreve gelir gelmez buraya yerleştirdiniz Sayın Başkan. Kırşehir'in girişinde artık bir Atatürk silüeti var. Evet, tabii Cumhuriyet'in kuruluşunda Kırşehir önemli merkezlerden birisi.
Zaten Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Kırşehir'den önemli destekler aldı. Kırşehir gençliği de ona bu bölgede Mucur, Kırşehir, Kaman bölgesinde önemli istişarelerde bulundu. Ve Cumhuriyet'in kuruluşunda da önemli destekler verdi. Atatürk de bu Kırşehir'in bu verdiği destekten dolayı Kırşehir bölgesinde en az 4 gün kaldı ve buradan Ankara'ya gitti ve Ankara'yı başkent ilan etti. Bu çalışmasından dolayı da kendisine bir minnet borcumuz vardı. Bir Cumhuriyet'in kuruluşunda Atatürk'ün Türkiye tarihine değil dünya tarihine sadece Türkiye'yi kurtarmadı. Aslında mazlum ülkelere de örnek oldu. Ta Cezayir'den Tunus'a, Hindistan'dan Pakistan'a kadar önemli misyon yüklendi. Bu Atatürk'ü örnek alaraktan Küba'dan da Çin'den de çok Atatürk'ün bu kurtuluş mücadelesini örnek alaraktan da bu bölgedeki değil dünya bölgesinde de önemli bir liderdir. Biz de ona bir borcumuz vardı. O borcu buraya Atatürk'ümüzün de trende yolculuğun yaptığı bir resmini buraya sünnet olaraktan diktik ve Kırşehir'in girişinde Türkiye'de de önemli bir ses getirdi. 12 metre yüksekliğinde bir sünnet ve Kırşehir'in girişinde Kırşehir terminalinin yanında hem Kırşehir'e giren hem de çıkan hem de terminalde ulaşım sağlayan vatandaşlarımızın gözünün önünde Atatürk'ün böyle güzel yüzünü herkes görüyor. Evet. Çıkışta böyle bir eser yok. Yok, Türkiye'de yok. Türkiye'de böyle bir çalışma yok. Kırşehir'de bir ikincisi bekleniyor mu var? İkincisi sanatsal olacak, sanat camiasından olacak inşallah. O, İsmini vermeyelim ama. Diyelim. O sanat çalışmasında şehrin girişine ve çıkışına böyle bir çalışmayı inşallah kazandıracağız. Sonra da Kırşehir, Türkiye bizi konuşacak diye düşünüyorum o sanatsal çalışmayı. Sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin boz? Bir daha gel gel Samsun'dan. Sarı saçlım mavi gözlüm, sarı saçlım mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin boz? Bir daha gel gel. Kırşehir dedik, üretim dedik, tesisleşme dedik, kooperatifçilik dedik, evet. Ve Özbağ'da Kırşehir Geleneksel Özbağ Tursu'nun imalatıyla bir çığır açan belediye başkanı Sayın Razim Arazay. Özbağ'dayız. Özbağ'da tesisteyiz. Tesisin deposundayız. Ve burada erişte, turşu, mantı, yufka, bekmez. Şimdi bu öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Bizler de ilk çekimi sizle yapmıştık burada. İlk başladığımızdan bugüne de çok yol kat ettik. Biz Kırşehir Yöresel Özbağ Tursu diye belediye bazında bir fabrika kurduk. Burada bir 10 kişi bir iş istihdamı yarattık. Bunların içinde yufka, mantı, erişte, turşu çeşitleri, bekmez, ezme. Yani bu Özbağ... Gördüklerimiz lahana turşusu işte. Evet. Bunların hepsi... Kendiniz üreterek mi yapıyorsunuz? Mesela bahçede, bağda kendiniz üretip... Şimdi bunu Kırşehir Özbağ'da üretenleri alıp biz burada turşu yapıyoruz. Aha. Yalnız bu sene 2021'de Allah izin verirse yerlerimizi hazırladık. Kendimiz üretip kendimiz yapacağız. Şimdi burada çeşitlerimiz pek çok. Yani ulaşabileceğin her türlü çeşitlerimiz var. Artı bu bir de organik. Yani içinde hiçbir katkı maddesi yok. Yani doğal Kırşehir'e özgün, Özbağ'a özgün bir turşu. Evet. Erişte kesiyorsunuz, mantı kesiyorsunuz. Pekmez de mi kendinizin başkanı? Burada pekmez Özbağ'a has. Pekmezimiz fazla yok ama zaman içinde bahçelerde de bunu bir tarımla görüşüp inşallah bunu üretiminde daha fazla burada yapacağız. Mantı var, erişte var. Yani bunların hepsi de ezmeleri görüyorum. Ezmeler var. Yani çeşitlerimiz pek çok. Lahana var, acır var, salata var, kornişon var. Şimdi başkanım, siz tesis kurdunuz, üretime evet. Başladınız, istihdam yaptınız, organik ürettiniz. Bir de bunun pazarlaması var. Türkiye'den, dünyadan böyle bir çağrı, talep bir şey oluyor mu? Şimdi dünyadan... talebimiz var. Yani İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya, Münih'ten bizim bir İstanbul'da Samet Bağcı diye bir iş adamımız var.
bu gıda toptancılığı yapıyor. Ama biz şu Ankara'dan var, Tunç Bilek'lerle görüşmemiz var. Yalnız biz bunu, şunu söyleyeyim. Bizimki organik olduğu için bizim Kırşehir'e göre bir hazırlanma şeyi var. Ama gelecek yıllarda daha büyük şey yapıp yurt dışından da büyük bir şey var. Yani kargo sıkıntımız var. Yani kargoyla istiyorlar, kargoyla gönderemediğimiz için o sıkıntıya düşüyor. Anladım başkanım. İleriye yönelik var mı bu geliştirme projeniz? Var tabii, gelecek bu sene inşallah, Allah bizi mahcup etmesin. Bir salça fabrikasını şeyimiz var. Yani bir salçayı da kendimiz üretecek. Bekmeze zaman içinde mantar da var projemizde. Ama inşallah Allah hakkımız hayırlısını versin. Yani güzel işler olacak inşallah Özban'da. Özellikle de sizlere tekrar, sana tekrar teşekkür ediyorum. Yani bizlere bu şeyde çok büyük bir katkın oldu. İlk aşamalarda büyük katkın oldu. Yani gelsin vatandaş, gelsin görsün. Yani biz bizim tek bir şeyimiz Kırşehir'in bir markası olsun. Özban'ın bir markası olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burası Kırşehir. Burası Ahi Evran-ı Veli Hazretleri'nin yeri. Üretmenin, alın terinin, emeğin, emeğe karşılık verenin yeri. Burada halkıyla, çiftçisiyle, başkanıyla herkes üretiyor, sevgiyle üretiyor, sevgiyle yoğuruyor. Burada hiçbir şey ham değil. Kırşehir deyince ilk akla gelen şey Ahi Evran-ı Veli Hazretleri. Ahi Evran deyince de ilk akla gelen ahilik teşkilatı, esnaf yapılanması. Şu an Ahi Külliyesi'nde, Ahi Evran-ı Veli Hazretleri'nin külliyesinin önünde ahilik teşkilatının başı, esnaf odaları başkanı Sayın Bahamettin Öztürk.
Ahmet Bey, Kırşehir'de Kırşehir esnaf yapılanmasının baş tacı mıdır? Önderi midir? Neredeyiz? Ne sayarsanız önderi de diyebiliriz, baş tacı da diyebiliriz. Bütün dünyaya 1000 yıl önce feyiz vermiş. Bütün 32 dal dediğimiz bir araya gerekten, şimdi binlerce esnaf var değişik değişik dallarda, ama o zaman 32 esnafın piri olan Ahi Evren Veli Hazretleri'nin yatırı burada. İşte Konya, Kayseri, Kırşehir arası da mekik dokumuş. Altay gibi bir Denizli'de, bir kendi mesleği dericiymişti. Altay gibi Denizli'de kalmış ve üçlü Konya, Kayseri arasında böyle mekik dokuyaraktan ahili, esnaflı en iyi şekilde bütün dünyayı anlatmaya çalışmış. Zaman içinde Osmanlı'nın bilene son zamanlardaki yönetiminde olmuş. Ahi Evren Veli Hazretleri'ni aşağı yukarı her yıl 9. ayın 3. haftasında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burada ahiliği yaşatıyoruz. Bir adet mi kuşatılıyor efendim? Bu adet yüzlerce yıldır devam ediyor mu? Aşağı yukarı 58 yıldır bizim aklımıza erdiği günden bu tarafa devam ediyor. Ama Ahi Evren Veli Hazretleri'nin yaşam süreci 1000 yıl üzerinde ve bütün dünyaya feyiz vermiş, esnaflığı öğretmiş. Esnaflığı öğretirken işte burada başlamış bu şey, işte orta sandığı şöyle söyleyeyim, esnaf, 3 tane esnaf bir araya geldiğinde sabah kahvaltı yapıyor, dükkanını temizliyor. Biri siftah ediyor, ikinci aynı dükkana, aynı bayan yahut da hanımefendi yahut da bir alışveriş yapmak için bir beyefendi girdiğinde diyor ki, biz siftah ettik efendim, kusura bakmayın ama yanımdaki komşum siftah etmedi. Ondan alışveriş, aynı ürünler onda da var. Ondan alışveriş ederseniz beni de memnun edersiniz, onu da memnun edersiniz. Biz bu şeyin torunlarıyız yani. Sayın Başkan, bayan esnaf dediniz. O zamanlar kadınlar toplumun içinde mi? Kadınlar da tabii. Alışverişe gelirmişti, bilmem buna benzer. Şimdi Bacıhan-ı Rum dediğimiz kadın teşkilatlanması da var. Var tabii. Kadın teşkilatı mı efendim? Evet, kadın teşkilatı Bacıhan-ı Rum biliyorsunuz Kayserili. Kayseri'nin Ahi Evren Veli Hazretleri eniştesi. Evet. Bacıhan-ı Rum'da oradan. Teşkilatmanın en büyük örnek tabii bayansız kadınsız hiçbir şey olmaz. Bunun Ahi Evren Veli Hazretleri bunun bilincindeymişti. Ve bunu dünyaya kadar yaymış. Eşikler, keşikler, işte bilmem neler, işte Mısır'da zamanında su kavgaları olurmuştu. Daha o su kavgalarına bilene Ahi Evren'in verdiği o keşiklerden daha şey diyorlar yani. Ahi Evren Veli Hazretleri'nin Kırşehir'de olmasından, Kırşehir'de yatırımda olmasından biz büyük bir haz duyuyoruz. Her yıl Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, devletin büyük ekranları geliyor burada. Bir hafta boyunca hem esnaf bayramı olaraktan, dünyanın hiçbir yerinde esnaf bayramı yok yani. Evet. Ve esnaf bayramı Türkiye'de var. Türkiye'nin de merkezi Kırşehir, Kırşehir'de oluyor bir hafta boyunca. Diğer 81 ilde birer gün kutlanıyor ama 9. ayın 3. haftasında son haftalara doğru bütün 81 ilin teşkilatı hep burada oluyor. Başta Cumhurbaşkanımızın o günkü şeyine göre. Ticaret Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı. Tabii biz Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız biz. Ticaret Bakanı bizim amirimiz yani. Sayın Başkan, bu resmi gazetede yayınlanan ibare. Evet. Ahilik Teşkilatı'nın, ahilik kutlamalarının merkezi Kırşehir'dir. Kırşehir. Bu ibareye göre de bir ismi anmadan geçemeyeceğiz. Kırşehir için büyük bir isim. Evet. Yıllarca beraber çalıştınız. Evet. Sayın Karagüllü, rahmetli Karagüllü. Ahi babamın çok büyük, Mustafa Karagüllü'nün yanında ben 30 yıl işte Esnaf Kefalet Kooperatifinde 30 yıl başkan vekilliği yönetiminde bulundum. Tabii ahiliğin, onun bildiğini ben şu kadarını bilmem. Ahi Evren Veli Hazretleri'ne öyle bir anlatır ki, anlattığı zaman da gözleri dolar, heyecan duyar. Yani sabahlara kadar dinle, o kadar feyiz alırsın, o kadar düzgün bir şekilde o Türkçesinden, şeyinden. Biz tabii onun yanında yetiştik, elimizden geldiği kadar aldığımız terbiyeyle ahiliği anlatmaya çalışıyoruz. Ve bize de Sayın Cumhurbaşkanımız inan yani, ahiliye çok sahip çıktı. Daha evvel Ahi Baba emekler verdi ama 3 kişiyle 5 kişiyle kutlanıyordu. Şimdi 81 il buraya geliyor. O 3126 tane oda başkanları buraya geliyor. Top,
Hısarcıklıoğlu'nun da büyük emekleri var. Abdülkadir Akgün, TESKOM Genel Başkanımızın da büyük emekleri. Hepimiz burada birleşiyoruz. Esnaf teşkilatı burada birleşiyor. Ve başımıza da Cumhurbaşkanımız, işte Ticaret Bakanımız, Cumhurbaşkanımız gelmezse tabii ki bizim kurum olaraktan biz Ticaret Bakanlığına bağlıyız. Sayın hanımefendi geliyor buraya. Geldiğinde işte bir hafta boyunca dolu dolu burada ahili kutluyoruz, yaşatıyoruz, esnaf bayramını yaşatıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde esnaf bayramı yok ama Türkiye'mizde var. Allah'ın bu günlerine şükür yani. Aynı şekilde bunun da merkezi Kırşehir. Kırşehir'de olmasından da büyük zevk ve haz duyuyoruz yani. Kırşehir'deki esnafların, ahilin temsilcisi olarak, lideri olarak efendim, tüm Türkiye'ye, tüm Türkiye'deki esnaflara buradan bir mesajınız, notunuz var mı? Son olarak alayım. Ben başta Genel Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken, işte Genel Başkanımız Hısarcıklıoğlu, gene Genel Başkanımız Üçlü, Abdülkadir Akgün, bunların çok büyük ahile, bu külliyeye yaptıkları hizmetlerden dolayı buraya finansörlük yaptılar. Buradan dolayı ben şahslarına, TOP, TESK, TESKOM, bütün genel başkanlarımıza, yönetimine, hepsine teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Burada daha şeydi. Bundan 4 yıl önce böyle atıl bir vaziyetti. Buraya aşağı yukarı çok büyük paralarla buraları bu güzelleştirdiler. Kırşehir esnafına, Kırşehir halkına güzel bir görünüm getirdiler. Ama tabii ki biraz eksiklerimiz var. Burada açıldıktan sonra bir Mevlana, Hazreti Mevlana şeklinde buralar daha güzel olacak. Türkçesi biraz şey ama kürem kürem insanlar gelecek buraya. Yani biz bunları bir an evvel bekliyoruz. Bir an evvel buranın iyi bir açılışından eksik kalan yerlerin bitirilmesini istiyoruz. Bütün Türkiye genelinde 81 ilin birlik başkanı, işte 3126 tane oda başkanlarının hepsinin heyecanla beklediği yer burası. Ben böyle bir buradaki bizim ahili ön plana çıkarttığınız için, böyle bir çalışma yaptığınız için şahsım ve teşkilatım adına sizlere de teşekkür ediyorum. Televizyonunuza, kanalınıza, bir de Kırşehirli olduğunuzdan dolayı da ahili çok iyi bilen birisiniz yani. Ve diksiyonunuzdan, her şeyinizden biz sizi seviyoruz. Böyle bir programı da burada ilkini başlattığınız için de şahsım ve teşkilatım adına size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz şeref duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Antikapitalist sistemin, toplumun ihtiyacı olan sistemi binlerce yıl önce temelini atan Ahi Evran Veli Hazretleri'nin şimdiki temsilcileriyle beraberdik. Sayın Bahamettin Öztürk'e, teşkilatına, Kırşehir'e teşekkür ediyoruz. Bağcıyan Rum demişken, iyilik demişken, Kırşehir demişken, Kırşehir'in iyiliği, kadınların toplumsal olarak dayanışma sağladığı örgütlü bir yapı, İyilik Derneği. İyiliğin dolduğu, taştığı bir yerdeyiz. Kimisi doktor, kimisi eczacı, kimisi öğretmen, kimisi öğretim görevlisi, fizikçisi, kimyacısı. Hepsi tek bir noktada buluşuyor, iyilikte buluşuyor. İyilik Der, Kırşehir temsilcisi Sevgi Meydan Hanım. Efendim, iyilik dağıtıyorsunuz, iyilik topluyorsunuz ve dağıtıyorsunuz. Biz aracıyız. İyilik Yardımlaşma Derneği'nin Kırşehir temsilcisiyim ben. 2017'den beri biz çalışıyoruz. 2017 Aralık'tan beri 3 yılımız doldu. Biz genel olarak bütün bayanlarla birlikte çalışıyoruz. Dediğiniz gibi her türlü meslekten arkadaşlarımız, gönüllerimiz var. Bağışçılarımız aynı şekilde. Tamamen gönüllülük esas değil mi? Herhangi bir gönüllü, hepimiz gönüllüyüz. Maaşlı, ücretli, efendim yok, bir şey almıyoruz. Hiçbirimizde ücret yok, yani maaşımız yok. Sadece gönüllülük. Hepimizin biraz annelik duygusuyla, merhamet duygusuyla oluşan bir topluluğuz diyeyim. Biz uluslararası bir derneğiz aslında. Burada temsilcilik olarak çalışırken önceliğimiz zaten yetim çocuklarımız, dul bayanlarımız. Bunun için bir yetim birimi var ayrıca. Evet, ayrıca yetim birimimiz var, kadın bölümümüz var. Yani özel birimlerimiz var. Ama bizim önceliğimiz çocuklar ve kadınlar oluyor. Biraz bu bizden kaynaklı, duygularımızdan kaynaklı. Çünkü tespite gittiğimiz ailelerde biz ortamı çok güzel tespit edebiliyoruz. Kadınların ve çocukların neye ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Sevgi Hanım, Kırşehir'de yetim sayısı çok mu? Nasıl gibi destekler oluyorsunuz? Evet, yetim sayımız epeyce var. Hem Türk ailelerde hem de mülteci ailelerde.
Biz şehir olarak, Kırşehir olarak mülteci sayısının yoğun olduğu bir şehriz. Onun için yeni gelen ailelerimiz çok fazla oluyor. İlk etapta onların temel ihtiyaçlarında, barınma ihtiyaçlarında, özellikle ev eşyası temininde biz çok yardımcı olmaya çalışıyoruz. En temel ihtiyaç gıda biliyorsunuz. Gıda, temizlik ihtiyacı, özellikle bu pandemi döneminde temizlik malzemelerini çok dağıtıyoruz. Yakacak ihtiyaçları var. Kışın dönemsel olarak farklı faaliyetlerimiz var. Mesela kışın dediğiniz gibi yakacak ve soba ihtiyacı çok fazla oluyor. Yazın ve kışın biz çocuklarımıza mağazada kıyafet alıyoruz. Hem kışlık hem de bayramlık, Ramazan ve Kurban Bayramı. Okul kıyafetleri. Evet, okul döneminde hem kırtasiye hem okul kıyafeti alıyoruz. Bunlar da hep bize güvenen bağışçılarımız sayesinde oluyor. Ve kendi evlerinden ayırdıkları zamanla çalışan gönüllerimizle oluyor. Yetim biriminizi bir piknikte görebiliyoruz bazen. Evet. Çok güzel sosyal etkinlikler de. Yetim birimiz şöyle, pandemi öncesi diyelim. Çünkü pandemi olalı biz bu piknik çalışmalarımızı yapamadık ama biz o çalışmaları çok özledik bayanlar olarak. Birçok çocuğumuzu ve anneleriyle birlikte. Çünkü annelerin çokça, onlar çok fedakarlık yapıyor. Onların böyle bir gezilere ihtiyacı oluyor. Aynı şekilde biz derneğimizde onları misafir ediyoruz, çocuklarımızı. Özellikle üniversiteli gençlerimiz var. Eğitimde özellikle okuyan öğrencilerimiz. Onlar yetim çocuklarımıza derslerinde yardımcı olmaya çalışıyorlar hafta sonu. Böyle yetimlere her ay düzenli olarak mı bağış yapıyorsunuz? Evet, düzenli olarak yardım ettiğimiz her ay yetim burslarımız var diyeyim. Her ay yetimlerimize nakdi yardımlarımız oluyor. Diğer yardımlarımız haricinde. Birçok eve girip çıkıyorsunuz. Evet. Birçok şey yaşamışsınızdır. Evet. Sizin duygularınızın kabardığı şeyler olmuştur ama unutamadığınız böyle şu an herkesin bunları daha iyi anlaması için soruyorum bunu. Yüreğinizi yakan toplumsal yara dediğiniz bir şey var mı? Yine biz böyle bir bayramlık aldığımız bir dönemde yetim çocuklarımızdan da. Çocuk da demeyeyim, biraz 15 yaşın üstündeydi. Bunlarda 4 tane yetim annenin var, 3 tane yetim torunu var, anne baba yok. Bir bayan bu şekilde 11 kişilik bir aile. Orada biz çocuklarımıza kıyafetleri aldık. Sonra düşündük ki hani aileleri gördükçe, bayanları gördükçe onların da ihtiyaçları var. Yani dediğim gibi anneler çok fedakar bu konuda. Onlara da kıyafet almak istedik. Biz birkaç tanesini aldık. Ertesi gün görüştüğümde yani kadının sabaha kadar ağladığını öğrendik biz. Niye? İlk defa birisi beni mağazaya götürüp bana sıfır kıyafet aldı. İlk defa bir aile, bir kişi beni düşündü. Hani anne olarak, bir kadın olarak beni düşündü. Bu cümleler yani duyduğumuz çok güzel şeylerden, geri dönüşlerden bir tanesiydi. Yine ona benzer bir yetim çocuğumuz şunu söyledi. Babam öleli hiç kimse bana kıyafet almamıştı demişti. Hani siz ilk defa bana böyle bir şey aldınız. Erkek gönüllerimizden vardı. O günden beri birkaç yıldır o kişiye hep baba der. Yani bir kıyafetle babalık makamına yükselebiliyoruz. Ya da anne diye çok hitap eden çocuklarımız vardır. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm ekibinize, tüm gönüllerinize, bağışçılarınıza, çalışma ekibinize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Burası Kırşehir. Burası Hoydan ve Horasan'dan gelen Ahi Evrani Veli Hazretlerinin, Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin hünkârın memleketi. Burada insanların dinine, diline, ırkına, ne konuştuğuna bakılmaz. İhtiyaç sahibi varsa ona yardım eli uzatılır. Buradan gelenler, buradaki çalışanlar, burada emek verenler, burada yardım eli uzatanlar da kimisi Konya'dan geldi, kimisi Elazığ'dan, kimisi Çankırı'dan, Çorum'dan geldi. Ama hepsi Kırşehir için çalışıyor. Burası Kırşehir.
Kızılırmak'ın böldüğü, güneşin kavurduğu bu boz topraklar eğer halen Türk yurduysa, bunun gerçek sahipleri, bu vatanın öz evlatları, şehitler, şehit aileleri. Efendim, şu an neredeyiz? Kırşehir Boztepe yolunda Şehitler Ormanı'ndayız. Evet. Biz Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak İçişleri Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz adlı bir projeyle bu ormanı gerçekleştirdik. Bizim sloganımız "Ormansız bir yurt vatan değildir" projesiydi. Bunun için Orman Müdürümüz ve Sayın Valimizle görüşerek bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin adlarını yaşatmak için böyle bir olanak sağladık. Tabii ki burada Kırşehir'in 192 vatan evladı var. Bu vatan için canını veren aziz şehitlerimizi her birine ayrı ayrı mavi ladin ağacı dikerek isimlerini yaşatmak, onların adını sonsuza dek yaşatmak için bu ormanı oluşturduk. Tabii ki bu ormanı oluştururken 5 aylık süre zarfında oluşturduk kısa bir ekiple. Tabii ki burada Orman Müdürümüz Reşat Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ilgi ve alakasından dolayı Sayın Valimiz çok destek sağladı. Tabii ki bu vatan kolay kazanılmıyor. Bugün şehit olduğu gibi yarın da şehit olacak. Ve biz bunların adlarını yaşatmak için ağaçlarla adlarını devamlı sonsuza dek yaşatacağız. Biz bu ormanı yaptıktan sonra ailelerimiz de buraya gelerek bakım ve onarımını yaparak ağaçların sulanması ve büyümesi açısından bayağı gayretliler. Emeğe geçenlerden çok Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, birçok hatıra ormanı var. Sizin burada çok güzel bakımlı bir şehitiniz var ve bunun dışında bir hatıra ormanı yaptınız. Ve burada aileler de işin içerisinde ve her bir fidan bir evlat gibi sahipleniliyor. Şehit aileleriyle kaç şehit ailemiz var demiştiniz efendim? Kırşehir'de 193 şehidimiz var. Tabii ki bu biz 193 şehit ailesiyle de dernek olarak birebir ilgileniyoruz. Ve elimizden gelen ne fedakarlık varsa hepsini yapmaya da hazırız. Tabii ki onlar da bizim anamız, babamız, kardeşimiz. Bu vatan kolay kazanılmıyor. Tabii ki onların acısı da büyük. Biz de yeri geldiği kadar bu vatan için gözyaşı döktük. Acılarına ortak olmaya çalışıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer uğrunda ölen varsa toprak vatandır. Kırşehir'de 193 vatan evladı gerisinde acılı aileler bıraktı. Onları temsilen Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardım Ulaşı Danışma Derneği Başkanı Sayın Mutlu Kılıç Aslan. Efendim, emeklerinize çok teşekkür ediyoruz. Umarız acıları dindirme yolunda vazifenizde kolaylıklar diliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kırşehir ilimize de geldiniz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Futbol sadece spor değildir. Aynı zamanda bir şehrin markası, tanıtım elçisi ve birleştiricisidir. Ve bu süreçlerin hepsi çok zordur. Yanımızda Kırşehir Spor Belediye Kulüp Başkanı Sayın Mustafa Bulut var. Sayın Bulut, süreç nasıl işliyor efendim? Zor bir süreç geçiriyoruz. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var ya, değil mi? Dışarıda lanse edilen şu. Takımın ismi Kırşehir Belediye Spor. Ama emin olun Kırşehir Belediye Spor Derneği Kulübü.
dışarıdan deniliyor ki işte takımın bütün ihtiyaçlarını Kırşehir Belediyesi karşılasın. Selahattin Ekicioğlu versin. Emin olun şuna, Selahattin Ekicioğlu bu kulübe taşın altına elini değil gövdesini koydu. Gıdamızı belediye karşılıyor şu anda. Yol masraflarımızı belediye karşılıyor. Ekstra birçok kaynak oluşturuyor bize. Ve bununla birlikte dediğim gibi ticaret odası, ticaret borsası, esnaf odaları. Ben burada Bahamettin Başkanıma, Mustafa Yılmaz Başkanıma, Neşet Yavuz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bunu da söylediler Erdem Bey, bunu da parantez olarak açayım. Önceleri deniyordu ki işte ticaret odası yani sivil toplum kuruluşları neden bu işe el atmıyor? Şu anda bütün odalar, sivil toplum kuruluşları bu işin içerisinde ve şu anda kamuoyunda şu konuşuluyor. Ticaret odasının Kırşehir Spor'la ne işi var? Esnaf odalarının Kırşehir Spor'la ne işi var? Ticaret borsasının Kırşehir Spor'la ne işi var? Ya kardeşim yapıyorsun bir ayrı sorun, yapmıyorsun bir ayrı sorun. Kim yapacak bu işi? 19 tane farklı farklı şehir şehrimize geliyor. Biz 19 farklı şehire gidiyoruz. Şehrimizi tanıtıyoruz. Şehir içinde, şehir dışında, yurt dışında 1 milyona yakın Kırşehirli'ye bu şehri en iyi şekilde temsil etmek için mücadele veriyoruz Erdem Bey. Son 6 hafta kala seçimler oldu. Son 6 haftayı belediye başkanımız sağ olsun gidin takımı şampiyon yapın dedi. Biz de ticaret odası, esnaf odaları, ticaret borsası hep birlikte taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk ve son 6 hafta kala bu takımı şampiyon yaptık. Geçen yılda bildiğiniz üzere sene dikte kalsa yeter. Şimdi ben çok siyasete girmek istemiyorum ama sosyal medyada ve görsel basında söylenen şuydu. Bu takımı düşürecekler, geri eski haline getirecekler deniliyordu. Ama geçen yıl çok iyi bir takım kurduk. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız hep birlikte mücadele verdik ve geçen yıl ligi 6. sırada bitirdik. Lig devam etseydi 6 hafta kala ligler ertelendi biliyorsunuz pandemiden dolayı. Nasipmiş. Bugün ilk 4'ün içerisindeyiz şu anda. Başarılı bir durumdayız bize göre. İlk yarı bitti biliyorsunuz. Takımımız 12 Ocak'ta Antalya'ya kampa gidiyor. 20'sinde tekrar dönecek. 27 Ocak'ta da tekrar ikinci yarı başlayacak. İkinci yarı çok zor bir süreç bekliyor bizlere. Bizim ben taraftarlarımıza şunu sözünü verebilirim. Bu takım playoff'tan şampiyonluk da olabilir, direkt şampiyonluk da olabilir. Onu hep birlikte bekleyip göreceğiz. 5 yıldızlı otel tarzında bir tesisimiz var. Gezeriz, görürüz inşallah. İyi bir tesisimiz var. Biz normalde kampa gitmeyecektik. Biliyorsunuz hocamız değişti. Gürses hocam bıraktı. Yerine Ercüment Coşkunder hocam geldi. Hocamla başladığımızda biz kendisine kampa gidelim mi gitmeyelim mi? Başkanım tesisimiz çok güzel, isterseniz kampa gitmeyelim dedi. Yatakları yoktu bizim geldiğimizde Erdem Bey. Yataklarını değiştirdik, bakım yaptık, birçok iş yaptık biz tesisimize. İyi olsun diye uğraşıyoruz. Çocukların altyapısını iyi hazırlamamız lazım ki çocuklar iyi şartlarda hazırlansınlar maçlara. Onun için mücadele ediyoruz. İnşallah da iyi olur diye temenni ediyoruz. Tesislere bakalım başkanım. Başkanım tesislerdeyiz ve müthiş bir yatırım var, müthiş bir tesisleşme var. Futbolcular memnun duruyor. Evet. Burası fitness salonumuz. Aşağıda bilardo masalarımız var. Çocuklar bütün antrenmanları bittikten sonra zaten sabah çalışmalarını fitness salonunda yapıyorlar. Birebir çalışmalarda buradaki ağırlık salonlarını. Tamamı şey değil mi efendim? Burası her gün spor yapıyorlar. Her gün spor yapılıyor. Her gün kondisyon yapılıyor. Gördüğünüz üzere bütün aletlerimiz de var. İyi bir çalışma ortamımız var, öyle söyleyeyim size. Sosyal alanlar da var. Var. Burada yatıyorlar. Burada yatıyorlar. Tamamen 30 kişiyi burada yatırıyoruz şu anda. 5 tane hocamız var. 27 topçumuz var. 30'dan da fazla yani. 35-40 kişi yaklaşık. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık 50 kişiye istihdam ediyoruz biz bu tesiste. Evet, yemekhanesi. Yemekhanesi, aşçılarımızla falan birlikte 50 kişinin üzerinde de hatta bir istihdam alanı yarattık. Devam ediyoruz şu anda. Evet,
tesis girişinde en son Kırşehir Belediyespor'lara, Kırşehirlerinize notunu alıp bitirelim inşallah başkanım. İnşallah. 1 milyona yakın Kırşehirli var dünya genelinde. Evet. Onlara bir mesajınız, siyaset dünyasına, iş dünyasına son bir mesajınız ne olur efendim? Ben buradan siyaset gözetmekçisizin, parti gözetmekçisizin daha doğrusu bütün siyasilerimize, iş adamlarımıza, iş dünyamıza ve 1 milyon Kırşehir Belediyespor taraftarına bu takıma destek olmaları için çağrı yapıyorum. Gelin hep birlikte bu takımı layık olduğu yerlere çıkaralım ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edelim diyorum. Evet. Kırşehir Belediyespor diyor ki bize yapılanı unutmayız. Bu takım hepimizin 1 milyon nüfusa dayanan, kişiye dayanan Kırşehirlilerin ve Kırşehir Belediyespor kentin en iyi tanıtım araçlarından birisidir diyorlar. Gezdik, muazzam sosyal tesisleriyle, yemekhanesiyle, koğuşlarıyla, toplantı odalarıyla, dinlenme odalarıyla, sahasıyla, ayakkabılarıyla, futbol topuyla harika bir tesis ve futbol sadece spordan ibaret değildir. Dostluk, kardeşlik, şehirleşmek ve bütünleşmek için en ideal yerdir ve bunun için size ve çok büyük ve kıymetli ekibinize çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Biz de Medya Ankara ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Anadolu tarihinin ön sözü Kırşehir'de kent belleğinin sahibi, araştırmacı, yazar Adnan Yılmaz'la beraber kentin özelliklerini, kentin tarihini biraz irdeleyeceğiz, biraz açacağız. Kırşehir neden önemli Adnan Bey? Bütün şehirlerin ya da kentlerin gerçekten tarih anlatımcıları, hikaye anlatımcıları ya da işte o kentin anlatımcıları genellikle tabii olayı zomladıklarından öte büyütece almaları doğal ama çoğu zaman abartılara rastlarsınız. Kırşehir gerçekten öyle bir yer değil. Yani biraz önce işaret ettiğiniz gibi Kırşehir Anadolu tarihinin gerçekten ön sözü. Ön sözde bize ne diyor? Kırşehir kendisini nerede konumlandırıyor? Biz hikayeleşmiş şeylerden arındırdığımız zaman Kırşehir nasıl bir yer? Şimdi Kırşehir tabii yani şu anlamda Kırşehir özellikle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde çok ciddi duraklardan, çok ciddi odaklardan en önemli şehirlerden biri. Şimdi burada rahmetli Kırşehir tarih araştırmacısı Cevat Hakkı Tarım'a atıf yapmadan geçemeyeceğim. Yani söylediği şuydu, yani onca araştırmalardan sonra ki bunu Halil İnalcık'ta da rastlarsınız. Yani ünlü tarihçilerin hepsinde rastlarsınız. Bir gün Türk kaynağının ana kültürünü aramaya çıkanlar Kırşehir'e mutlaka uğrayacaklardır. Hakikaten çok önemli. Yani Kırşehir'de bunun iz düşümünün en somut örneği yani Ahmet Yesevi'den başlayan ve önemli bir coğrafyaya yayılan bir kültürün, bir ruhun odaklandığı, mayalandığı Anadolu'da
Yani Ahmet Yesevi bağlantılı Baba İlyaslara, Hacı Bektaşi Velilere, Ahi Evranlara, Aşık Paşalara ve hatta Yunus Emre'lere. Yani bu coğrafyanın çok önemli şahsiyetlerine baktığınızda bunun iz düşümünü karbon kağıdı gibi birebir görebilirsiniz. Onlar bu coğrafyaya geldiğinde Anadolu erenleri bu coğrafyada ne gördüler, ne buldular, üstüne ne koydular? Şimdi bu Anadolu erenlerin en önemli özellikleri hakikaten geldikleri yerde üretim zinciri içerisinde aynı zamanda hoşgörüyü, kardeşliği, bir arada yaşamayı, imeceyi adeta toplumsal barış sağlayarak dirilik düzensizlik içerisinde olsalar dahi dirilik düzensizliğin içerisinde dirilik düzenlik adamı olarak öne çıktıklarını görüyoruz. Dirilik düzensizlik dediğimizde burada bir istilam vardı o dönemde. Şimdi şeyin özellikle yani burada yani Ahi Evran'ı, Yunus Emre'yi, Tabduk Emre'yi, Hacı Bektaşi Veli'yi, Aşık Paşa'yı görmenin anahtarı Baba İler. Bu çok önemli bir olay. Yani ciddi bir olay. Yine Ahmet Yesevi ile bağlantılı ve o kaynaktan gelen bugün Türkiye'de Anadolu topraklarında Türkçenin öncülerinden Aşık Paşa'nın dedesi Baba İlyas'la başlayan Amasya'dan Kırşehir'e kadar gelişen ve bugün hemen hemen Türk tarihçilerin gelmiş geçmiş en büyük Türkmen ayaklanması diye bahsettiği Baba isyanına görmeden bu hadiselerin özü görülmez. Burası Türkmen kenti mi efendim? Şöyle tabii yani burada Türkmen kenti derken yani Türklerin Anadolu'ya gelmeden önce mevcut olduğu uygarlıklar var. Yani bir sürü şey var ama şu var yani bu erenler, bu bilgeler, bu toplumun o dönemin en ciddi kanaat önderleri toplumun eski kültüyle kendi geldiklerini kültünü çok güzel entegre ederek hiçbir şekilde çatışmayarak ortak noktalarda ve toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılayıcı çizgide yürüdüler. Bu yani çok önemli. Yani Anadolu'da hiçbir şekilde Kırşehir'de de bunu somut olarak görürüz. Yani zaman zaman gerek dönemin siyasi egemenlerinin, sultanlarının, padişahlarının zaman zaman bu tür mezhepsel yaklaşımlardan, dinselin de ötesinde mezhepsel yaklaşımlardan medet umduğu, bunu siyasi argüman yaptığı, çıkarlarına geldiği gibi kullandığı tüm süreçlere rağmen Anadolu'da ve Kırşehir'de hiçbir şekilde mezhep kavgalarına ve mezhep çatışmalarına hiçbir şekilde yer olmamış. Yani İslam'ı Arap kültürünü şimdi almadan Arim almış. Farklı bir kültür. Biraz önce anlatmaya çalıştığım Anadolu topraklarında hakikaten yani Arapçanın ve Farsçanın çok ciddi bir egemenliği var. Yani çünkü Türkler İslamlaştıktan sonra özellikle Anadolu'da yani din dilinin Arapça, edebiyat dilinin Farsça olduğu ve yöneticilerin önemli ölçüde yani hiçbir şekilde Türkçenin devlet dili olmadığı koşullarda onlar bugün bizi Türkiye Cumhuriyeti'ne taşıyan bir kültürün, bir geleneğin dilini de taşıdılar. Yani şöyle taşıdılar. Örneğin daha 13. yüzyılda Aşık Paşa'nın Halil İnalcık'ın yani rahmetli büyük tarihçimiz Halil İnalcık'ın nitelemesiyle Konya'da Mevlana'nın Mesnevisine karşı 11 beyitlik Türkçe garipname ile çıkmıştır. Ve adeta ona karşı çıkmıştır. Şimdi o süreci gözlemek açısından şöyle görmek lazım. Baba İlyas'la başlayan ve 4000 Bobay'ın Kırşehir'in Malyova'sında çoluk çocuk ve hayvanlarıyla kılıçtan geçirildiği ve dönemin kanlı ve zalim sultanı babasını zehirleyerek öldürerek tahta geçen 2. Gıyasettin Keyüsref'in zulmü altında ve sonra da giderek 3 yıl sonra 1243'te de Moğol istilasının altında hakikaten Anadolu'da dirliği, düzenliği, birliği, çerçevelenmeyi, toplaşmayı, toplu üretmeyi sağlayan çok önemli kaynaklar oldular. Çok önemli şahsiyetlerdi. Bu anlamda şunu görmek lazım. Biraz önce işaret ettim. Tabii konu zaman zaman farklı noktalara taşıyor ama
Halil Nalcık bu konuda bir gazeteye verdiği röportajda ömrünün son yıllarında, yani yaşasaydınız ne yapardınız? Yani ne sizde eksik gördüğünüz kalan ne oldu? Neyle uğraşırdınız dendiğinde söylediği çok önemli bir şey var. Amasya'dan Kırşehir'in mal yuvasına kadar yürür Bobaylar'ın romanını yazardım der. Çünkü aynı Bobaylar ki hem 2. Gıyasettin Keyhüsrefe karşı büyük bir ayaklarına başlatırken, ardından gelen Moğol istilası sürecinde de bizim öz kültürümüzü ve dayanaklarımızı koruyan çok önemli payandalardı. Ki aynı payandalar Anadolu'da sıkıştığında Moğol zulmü altında ve bir yandan da Kukla Selçuk sultanlarının zulmü altında inim inim inlediğinde işte uclara göçtüler. O uclara göçenler Osmanlı'nın kuruluşuna ruh veren Bobaylar'dı. Ahilerdi. Bektaşilerdi. Yani bunların şöyle de bakmak gerekir aslında. Yani bu ciddi bir mitoloji. Yani bütün mitolojiler gibi bizim mitolojilerimiz de tarihsel şeylerden kaynak alır. Yani kaynaklardan beslenir. Yani o anlamda Kırşehir bir anlamda Kızılırmak'ın Koçbaşı gibi batıya çıkıntılı yerinde Kızılırmak serhatinden Sakarya serhatine Kızılelma'ya koşan mitolojinin de adıdır. O anlamda yani bu Ahi Şeyh Edebali'nin işte Orhan Bey'e kayınbaba olması, kayınbabası olması, onun ötesinde hakikaten yani Anadolu'nun inim inim inlediği, istila edildiği bir dönemde, yani Bursa, Eskişehir taraflarında başlayan küçücük bir beyliğin giderek Osmanlı İmparatorluğu boyutunda, yani bir cihan imparatorluğu boyutuna taşınmasının temelinde bu ruh var. Ya yani bunu görmek gerekiyor. Bu ruh var. Ve en önemlisi Kırşehir çok önemli bir kent. Şu anlamda önemli bir kent. Yani o Bobai isyanında, kılıç artığı denilen arta kalan Türkmenleri gelip gizlice Kırşehir'in Suluca Karayük, bugünkü Hacı Bektaş topraklarına yerleşen ve etrafında o kılıç artığı Türkmenleri toparlayan ve birlik dirlik ruhunu her zaman koruyan bir Hacı Bektaşi Veli'yi hiç unutmamak gerekir. Kardeşi Moğol istilası altında ve Moğolların saldırılarıyla Sivas'ta kaybettiği Menteş'in acısıyla gelip yerleşiyor Hacı Bektaş buraya. Ve Ahi Evran Bobay isyanlarla ilişkilendirilerek Konya'da 5 yıl hapis yatıyor. Ve bu anlamda Ahi Evran'la Hacı Bektaş'ın çok ciddi bir yol arkadaşlığı ve kader arkadaşlığı da var. Şimdi o dönemin genel fotoğrafına bakacak olursak hakikaten yani orada o dönemde Anadolu'da bugünkü siyasi partiler gibi eğer kıyaslayacak olursak Anadolu'da Bobailer ve Bobailer ve Mevleviler diye iki ciddi akım var. Tabii ki Bektaşilik daha sonra Bobailerin kırım ve kıyama uğramasıyla birlikte Hacı Bektaş'ın ölümünden sonra ortaya çıkan bir kavram. Böyle olunca yani böyle iki siyasi parti, iki dönemin ciddi fikir akımı diyelim ona, arasında Bobailerle Mevleviler arasında zaman zaman çok ciddi şeyler de oluyor. Yani örneğin Moğol istilası sürecinde Mevlana Moğolların atının üzengisini tutarken ve onun oğlu Allah bu ülkeyi Selçukoğullarından aldı, Cengizoğullarına verdi, biat edin derken ahiler, dönemin Bobaileri sürekli ayaklanma ve kendi topraklarına kendi sahip olma dürtüsüyle hareket ettiler. Ve bu o anlamda altını çizmek gerekirse bir konuda, yani Osmanlı'nın kuruluş sürecinde bir tane Mevlevi göremezsiniz. Çünkü Mevleviler o dönem Moğol hanlarıyla sürekli içli dışlı ya da Moğolların yedi bölgeye bölüp pay ettiği ve her birinin başına bugünkü anlamda bir vali atadığı süreçte onlarla daha çok içli dışlı, ama Türkmenler sürekli isyan halindeler. Sürekli isyan halindeler. Yani şunu söyleyeyim, o koşullarda yani çok ilginçtir. Yani Anadolu'da hakikaten yani Türkçeyi, Türk kültürünü aramaya çıkanların çok ciddi bir otağı. Yani bu mimarların isterseniz Kırşehir'de bulunan türbelerini de beraber ziyaret edelim. Evet. Orada hem Aşık Paşa'da hem Ahi Evran'da olayı yerinde irdeleyelim. Yani bugün bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dil devrimiyle buluşacak olan köklerini Kırşehir'de, Aşık Paşa'da bulursunuz. Şimdi oraya gidelim o zaman. Lazım.
Anadolu'nun ön sözünde 1270'lerle 1330 yıllar arasında yaşamış ve Türkçe için çok önemli bir isim. Aşık Paşa'nın türbesinin önündeyiz. Kırşehir'deki Aşık Paşa türbesindeyiz ve kent belleğine hakim gazeteci, yazar, araştırmacı, Kırşehir üzerinde ve Kırşehir kültürüyle ilgili birçok kitap olan Adnan Yılmaz'la Aşık Paşa'yı, Türkçe'yi ondan öğrenmek istiyoruz efendim. Devam edelim burada isterseniz. Aşık Paşa'yı öğrenmenin ya da onu kavramanın en önemli etkenlerinden bir, yani şeylerinden bir tanesi yaşadığı dönemi görmek. İki, aile silsilesine bakmak. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Aşık Paşa yine Hoca Ahmet Yesevi kültünden, geleneğinden beslenen ve Baba isyanlarında çok önemli bir rol oynayan ve öldürülen Baba İlyas, onun oğlu Karamanoğlu Mehmet Bey'in Konya tahtını bastığında çok önemli roller üstlenen Muhlis Paşa ve onun oğlu Aşık Paşa. Yani bunu görmek lazım. Yani bu gelenek hakikaten o dönemin ciddi, entelektüel, aynı zamanda zengin, sofi bir ailenin geleneği olarak görmek gerekiyor. Ve en önemlisi, yani Aşık Paşa'nın Halil İnanç'ın vurgu yaptığı, yani Garip Namesi ki Mevlana'nın parça yazılmış eserine karşı bir nazire gibidir. Aynı dönemde. Yani hemen hemen birbirlerini takip eden dönemlerde. O anlamda Aşık Paşa Anadolu'da Türk mutasavvıflar ya da mutasavvuf Türk dervişleri dendiğinde ilk akla gelen, yani Hacı Bektaşi Veli ile birlikte, Ahi Evran'la birlikte ilk akla gelen isimlerden bir tanesi. Garipname'de ne diyor efendim? Bize şimdi Garipname'de Aşık Paşa'nın Garipname'yi yazdığı döneme dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü Aşık Paşa'nın Garipname'yi yazdığı dönemde Selçuklu Sarayı'nın resmi dili Türkçe değil. Yani hatta edebiyat dili, entelektüellerin dili o dönemin ya da aydınlarının dili tamamen Farsça. Din dili de Arapça. Yani böyle bir dönemde yaklaşık 11 bin beyitlik Garipname'yi yazıyor. Garipname'nin adı da ilginç. Garip. Niçin garip? Yani şeye vurgu yapıyor. Türk dilinin garipliğine, onun kullanılmayışına. Yani vurgu yapıyor. Yani kimse dahi bilmezdi bu dilleri diyor. Yani Türkçenin garipliğine vurgu yapıyor. Ve çok arı bir Türkçeyle, dönemin arı bir Türkçesiyle Garipname'yi komple Türkçe yazıyor. Yani komple Türkçe yazıyor. Ve bu anlamda şunu görmek gerekiyor. Yani hiçbir zaman yani devlet dilinin hatta ülemanın zamanın müderrislerinin, ileri gelenlerinin dilinin Türkçe olmadığı bir devirde Türkçe ile çıkış yapıyor. Bu çok önemli. Ya aslında bizim Anadolu'da Cumhuriyet devrimleriyle birlikte Mustafa Kemal'in önderliğinde yapılan dil devrimi çok önemlidir. Dil devriminin köklerini kazırsanız durup dururken çıkmış bir hadise değildir. Aşık Paşa'ya kadar uzanır. Yani burada çok önemli yüzyıllar olmasına rağmen ciddi bir tarihsel buluşma vardır. Ya bunu görmek gerekir. Bunu görmek gerekir. Aşık Paşa da bu anlamda dedesi, babası Muhlis Paşa, onun babası Baba İlyas geleneğinden gelen Anadolu'da Hoca Ahmet Yesevi kültünün ve elçileri gibiler. Yani kendi kavmiyetlerinin, kendi geleneklerinin dilini geliştiriyorlar. Yani Aşık Paşa bir başka açıdan bakarsak Aşık Paşa yani Türk tarihi edebiyatında, yani Türk edebiyatında bir çığırdır. Hatta ilk çığlıktır. Yani o anlamda Aşık Paşa'yı şey yapmak lazım. Aşık Paşa da gördüğümüz gibi, yani bu kendisine hitaben yapılmış, yani bu türbesinin içinde meftun. Ne kaldı efendim? Aşık Paşa'dan ne kaldı? Aşık Paşa'nın Türkçesinden ne kaldı? Kırşehir hala yaşayabiliyor mu? Şimdi Aşık Paşa'nın Türkçesinden tabii ki çok şeyler kaldı. O izler, o genetik doku hakikaten yayıldı. Yani bu tür bizim Türk mutasavvıflarının izleri ve fonksiyonları maalesef
Osmanlı, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yeterince kavranamadı, görülemedi. Ama yeni tipte bir ulus devletin kuruluşuyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile aydınlarımız, tarih araştırmacılarımız projelerini tuttular. Ve hatta Aşık Paşa'nın garipnamesi, yani burada adlarını rahmetle anıyorum, yaşayanlarına gerçekten uzun ömürler diliyorum. Çok değerli Kırşehirli bilim insanlarının, Profesör Doktor İlhan Kılıçözül'ün katkılarıyla garipname şu anda Türkçe'ye, yani bugünkü Türkçe'ye çevrilerek aşağı yukarı epey bir ciltlik, sanıyorum 4 ciltlik bir eser okuyucularına sunuldu. Gecesini gündüzüne katarak yaptığı katkılarla garipname Kemal Yavuz tarafından ve arkadaşları ekibi tarafından, Profesör Doktor Kemal Yavuz tarafından Türkçe'ye çevrildi. Aşık Paşa'nın o büyük mücadelesinde o gün Karagün dostu olarak kim vardı efendim? Şimdi Aşık Paşa'nın yaşadığı dönem, hemen hemen tarihlere bakarsanız, yani akran gibi görünüyor ama tam akran değiller. Yani Hacı Bektaş-ı Veli ile ya da Ahi Evran'la. Çünkü Mevlana, Ahi Evran, bunlar hemen hemen aynı dönem yaşamışlar. Ama Aşık Paşa hemen bunlardan sonra gelen ve o babayların o kültünü devam ettiren çok önemli şahsiyetlerden bir tanesi. Evet efendim. Çok kıymetli araştırmacı, gazeteci, kent belleğini bugün gibi yaşayan, yaşatan ve devamlı bunu aktaran, kitaplarıyla, yazılarıyla araştıran Adnan Bey'le, Adnan Yılmaz'la o dönemin sahiplerine, o dönemin görüşlerine, Ahi Evran'la devam edelim isterseniz. Efendim. Ahi Evran her ne kadar Kırşehirli gibi görünse de Ahi Evran Anadolu'dur. Çünkü bugün Anadolu'da nereden bakarsanız, yani yaşadığı dönemden Osmanlı süreçlerine kadar hemen hemen Ahi zaviyelerinin, Ahi tekkelerinin olmadığı ya da Ahi şehirlerinin olmadığı bir yer yok. Anadolu'nun tamamına yayılmış bir teşkilat mı? Korkunç da yayılmış. Yani şimdi Ahi Evran'ın tabii, yani o dönemki siyasal mevzilenmesindeki yeri, şunlar, diğer faktörler hepsi bir yana. Ama en önemlisi şu: Ahi Evran'ın yaşadığı dönemin böyle bir düzensizlik dönemi içerisinde kendi etrafında korkunç bir düzen ve dirlik oluşturmuş. Ahi Evran tüm bu alanlarda ihtiyaçlara yönelik, dönemin acil ihtiyaçlarına yönelik bir ciddi esnaf örgütlenmesi yapıyor. Ve üstelik çok daha önemlisi, bunu ciddi bir hiyerarşi, yani çırak, kalfa ve usta hiyerarşi içerisinde ve çok 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 güzel yapıyor. Peki o dönem orada, büyük bir kaos var. O kaos her şeye rağmen işin çok garip bir yönü bu. Yani Ahi Evran'ın yaşadığı dönem rahat bir dönem değil. Yani Ahi Evran aslında Anadolu tarihinin, Anadolu Türk kültürünün yenik yüzüdür. Yani yenilmiştir. Yenilmiştir, kıyama uğramıştır, öldürülmüştür. Şimdi ama tüm bunlara rağmen bu yenilmiş hal mi efendim? Ahi Evran'ın teşkilatlanması, yapılanması, isminin bugünlere gelmesi yenilmiş tabii hal. Yani mesela Selçuk Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde çok iyi ilişkileri var sultanla ve onun teşviğine uğruyor. Ama daha önce de dikkat çektiğim gibi Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından zehirlenip öldürülmesinden sonra eski sultanın ne kadar dostları, çevresi, ahbapları ve süreci besleyen karlar varsa 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından tüm bunlar kesiliyor, budanıyor, takibe uğruyor, eziyet çekiliyor. Bunlardan bir tanesi de Ahi Evran'dır. Yani burada daha çok şeyi öne çıkartmak lazım. Artık çok mutluyuz. Neden dolayı mutluyuz? Yani çünkü artık bugün esnaf örgütlenmesinin temelini teşkil eden, esnaf ahlakının temelini teşkil eden, yani fütüvveti kaynak alan çok güzel bir hiyerarşi içerisinde, yani
Örneğin pabucu damatmak. Yani Anadolu'da çok tabir kullanılır. Tam da ahi evranın, hiyerarşisinin kendisini anlatan bir süreçtir. Yani ayıplı malı ortaya çıkıyor. Tabii ayıplı malı atıyor. Yani dama atıyor. Yani korkunç bir örgütlenme. Yani dikkat çekmek istiyordum. Yani o dönem dünya tarihçilerinin bile bu işe girip araştırdıklarında hemen hemen tüm kaynaklarda bunların o döneme şaşırarak baktıklarını görür. Bir başka olay daha var. Yani Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı, yani sıkıntılar içerisinde, çok büyük sıkıntılar içerisinde Ahi Evran'ın mahpusa girmesi, yani Konya'da arkasından takibe uğraması, yani bir sürü şeyler sonucu, hatta daha sonra yapmasıyla birlikte, yani öldürülüyor, Hacı Bektaş'a sığınıyor. Yani Fatma Bacım efendim. Fatma Bacı. Ve Fatma Bacı'nın orada kurduğu Bacıyan-ı Rum, yani bugünkü anlatımla Anadolu Bacıları örgütü, korkunç bir hadise. Yani Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin kara gün dostluğu orada da. Tabii ki. Yani orada şunu da görmek gerekiyor. Yani aslında ahiler sadece bir esnaf örgütlenmesi boyutu değil. Yani ahiler tarihsel süreç içerisinde koşullar dayattığı için aynı zamanda giderek bazı yerlerde ve yörelerde savaşçı kimlik haline de geliyorlar. Yani savaşmak zorundalar, kendilerini korumak zorundalar. Cenk sahnelerinde de onlar mesela var. Mesela 1240 Moğol istilasında Moğollar Kayseri'ye kadar geldiğinde Kayseri Kalesi'nin savunmasında Anadolu bacılarının çok ciddi rolü var. Yani çok korkunç bir savunma yapıyorlar. Yani o anlamda mesela daha sonra biliyorsun Osmanlı'nın kuruluş sürecinde Ankara'da uzun yıllar süren bir ahi cumhuriyetinden bahsedilir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce başka bir cumhuriyet kurulmuş. Tabii bir ahi cumhuriyetinden bahsedilir. Yani orada da o otorite boşluğundan bulundukları her yerde kendi kültlerini, kendi kültürlerini kuruyorlar. Yani ahiler o dönem bir devlet kurmaya dahi yatkın ve muktedirler. Yani muktedirler ama nitekim bunu Osmanlı'nın kuruluşunda katkı vererek yapıyorlar Şeyh Edebali ve benzer ahilerle. Evet, şimdi Ahi Evran demişken Cace Bey'siz. Şimdi tabii ki bahsedilemez. Şunu özellikle belirtmek lazım. Yani çok böyle cahil, düşüncesi sığ kesimler, işte iki Türk büyüğü karşı karşıya getiriliyor. İşte Mevlana, Cace Bey, Ahi Evran gibi bir ikilem üzerinde dönmek istiyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Yani tarihsel sürecin adını olduğu gibi koymak gerekiyor. Yani bugün Ahi Evran'ın, Cace Bey'in, Mevlana'nın ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı dönem akran dönem. Yani aynı dönem. Yani akranlar bunlar. Yani aynı çağdaşlar. Yani aynı dönem yaşamışlar. Yani o dönemin siyasi çalkantıları içerisinde biri farklı yerde durmuş, biri farklı yerde durmuş. Artık o tarih olmuş. Ama bugün Ahi Evran'la Cace Bey'in meftun bulunduğu, yaptırdığı 1271'de yaptırdığı medresenin ikisinin de meftun bulunduğu yerin arası 200 metre. Ve bunlar Anadolu topraklarında, Kırşehir'de 200 metre mesafeyle koyun koyuna yatıyorlar. Yani bu çok önemli. Yani işi burada ya o onun düşmanıydı, o onu yaptı gibi değil ama tarihi de inkar etmemek gerekiyor. Çünkü 1240'ta Moğollar Anadolu'yu istila ettiklerinde Anadolu'yu 7 ayrı müstevil bölgeye bölüyorlar. Bu bölgelerden bir tanesi dönemin Kırşehir valisi diyebileceğimiz o dönem emiri Nurettin Caca'yı veriyorlar. Nurettin Caca bir Noyan'dır, bir Moğol'dur. Yani bir Moğol'dur. Türkmenlerin de sürekli yani Moğollara karşı isyan içinde oldukları düşürüldüğünde Mevlana'nın da Moğollarla burada ciddi anlamda bir uzlaşıcı rol üstlendiği düşünüldüğünde yani Ahi Evran'ın başına gelebilecek şeyleri tahmin etmek hiç de zor değil. Nitekim gelmiştir, yaşanmıştır. Nitekim Nurettin Cacı Bey'in de bilfiil başında bulunduğu yani bir birlik ya da işte o dönemin askercil bir yapısının oyanları Ahi Evran'ı 90 yaşında şehit etmişlerdir. Yani şimdi olay bu kültürü çatıştırmak, bu insanları çatıştırmak olay değil. Artık bunlar tarih olmuş. Bunlar bizim tarihimiz artık.
Yani bunlar bizim iyisiyle kötüsüyle tarihimiz. Yani bugün Türkiye'de bir sürü şeyler yaşanıyor. Yani bir tarafı yok sayabilir misin? Yani işin bir tarafının bir yönünü yok sayabilir misin? Sayamazsın. Burada bu iş bilim adamlarının işi. Yani sosyolojik düşünerek, dönemin fotoğrafını düzgün koyarak olayı taşımak meselesi. Olayı öyle görmek lazım. Ama bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Yani Mevlana da bizim bir değerimiz şüphesiz. Yani tüm o farklılıkları görmemize rağmen. Ama şunu kesinlikle görmek gerekiyor ki, yani Mevlana daha çok yani tarikatını hora sayan, yani şey yapan, kabul eden ya da işte kendisine hürmet gösterenleri hep baş tacı ediyor. Ve daha çok egemenler etrafında bir döngüsü var. Ahi Evran aslında çok gariptir. Anadolu tarihinin yenik yüzüdür. Bu çok önemli bir olay. Ama bu tabii yenilme, haksızlığa karşı direnç olduğu için. Bütün yenilgiler yetimdir, öksüzdür. Yani hiçbir yenilgi anası babası olmaz. Yani o anlamda tarihi de galipler yazar. Ama modern halk tarihi diye bir şey var. Bu işleri aştı. Bugün bizim Anadolu tarihinde, Osmanlı, Selçuklu tarihinde en ciddi kaynaklardan bir tanesi İslam vesikaları olur hale geldi. Çünkü İslam vesikalarının irdelendiğinde yaşanan olaylar, görülen manzara, olayları sadece sultanların, egemenlerin, kralların, padişahların döngüsü etrafında değil, halk tarihine de yani ışık tutan, ya o dokuyu da aydınlatan bir şey. Bugün Anadolu'da o kadar Türkmen beyliği var ve çok dikkat ediniz. Yani bugün Anadolu beylikleri, yani bugün Anadolu'da bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne taşınmamızda kült olan, dilinde, Türkçesinde, kültüründe kült olan medeniyetlerin ya da işte o beyliklerin esamesi okunmuyor. Çünkü hiçbir vesika kalmamış. Tarihte yenik yüzleri tarihi. Yani Karamanoğullar örneğin. Yani bunlar tarihin yenik tarafı. O dönem için Yunus Emre de aynı dönem miydi efendim Ahi Evran'la? Yani Yunus tabii aynı dönem değil ama tabii birbirini takip eden dönemler. Ama Yunus Emre de yani şu, Yunus Emre de mesela Yunus'un şiirlerinde hep şeyi görürsünüz. Anadolu'nun Moğol zilmi altında inim inim inleyen halkın fotoğrafını görürsünüz. Anadolu'yu Anadolu yapan, biz yapan, Ahmet Yesevi'den başlayan, o ocak ki Ahi Evran da yani aynı geleneğin ürünüdür. Aslında baba ailedir. Yaşadığı dönem aynı zamanda Karamanoğlu ile bağlantılıdır. Karaman'ın kuruluşunda Nuri Sofi'nin oynadığı rol bellidir. Yani şey bellidir. O anlamda bunlar aynı kült. Aynı kült. Yani bizi Türkiye Cumhuriyeti'ne taşıyan yani laik, seküler ve Türkçeci geleneğin kökleridir. Çeşmebey Meydanı'ndayız. Tarihi bir eser. Gökyüzünü inceleyen dünyadaki ilk eser. Çeşmebey Meydanı'ndayız. Çeşmebey Rasathanesi'ndeyiz. Ve burada da yeni eserleriniz de var başkanım. Buradan Çeşmebey Meydanı'ndan ülkeye, Kırşehirlilere seslenmeniz gerekeni. Evet. Çeşmebey Gökbilimleri Medresesi işte gördüğünüz gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alındı. Sizle bir alakası yok değil mi başkanım? Yok. Kırşehirlilere. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonunda, onların kontrolünde, tarihi bir eser çünkü. Onlar da tabii koruma altına aldılar, güvenliğini aldılar ama restorasyona daha başlamadılar. Onların içerisinde evet bildiğiniz gibi Çeşmebey Gökbilimleri Medresesi uzayı yere indiren bir araştırmanın sonucu Çeşmebey Rasathanesi geçiyor burasında. Burayı da Çeşmebey Meydanı'nda ta 30 yıldır bu meydanı açmaya çalışan belediye başkanlarımız oldu ve sonunda bitti. Bundan sonra Ahi Külliyesi ile birlikte birleştirme projesi var. Bunlar da bayağı sürecek bir projeler çünkü bu aradaki alanlar kamu kurumlarının kalkması gerekiyor ki külliye ile Çeşmebey Meydanı'nın birleşmesi. Evet, bu Çeşmebey Meydanı'nda şu anda tabii gördüğünüz gibi Anadolu erenlerinin merkezi olan Kırşehir'de de bu meydanda bölgenin sanatçıları Mahsuni'den işte Yunus'una, Muharrem Ertaş'ından Çekici Ali'sine kadar bütün ozanlarımızın Şemsi Yazsıman'ına kadar. Çünkü bura müziğin başkenti. Başkenti. UNESCO'da belirledi zaten müzik kenti olduğumuzu. Ve ozanlarımızın bu saz ve söz ustalarının Aşık Veysel'ine kadar hep burada bir sahip çıkacağız. Ve bu kültürü gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bildiğiniz gibi de her ozanımızın hepsinin burada
resimlerini sergiliyoruz. Evet başkanım. Çerçeve Meydan ülke. Evet, bütün dünyaya söylüyoruz. Evet, bu 5000 yıllık tarihi olan bir kent. Anadolu Erenlerinin merkezi dedik. Burada hoşgörü, sen de incitmeyen bir kültürün başkenti burası aslında. Buraya dünyanın dört bir tarafından bu kültürü tanımalar için, biz de misafir etmek için özellikle Kapadokya önemli bir kültür, tarih, turizm merkezi. Burada giriş kapısı olduğuna göre bütün dünyadaki misafirlerimize ağırlamaya her zaman hazırız. Çünkü burada jeotermal var, sağlık turizmi var. Ticaret olarak tabii Ahi Evran'ın bir ticari kültürü ve sanatsal merkezi burası. İşte onun için bu bölgede de hem tarım hem jeotermal bölgesi. Turizm alanında da önemli yatırımlar yapıldı şehrimize. Oteller misafirlerimizi ağırlayacak bir altyapı oluştu. Misafirlerimizi Kırşehir'de hoş bir vakit geçireceği bir, en azından bir haftalık bir ortam her zaman hazır. İstediği gibi kentin tarihine, kültürüne, bildiğiniz gibi Cumhuriyet tarihinin ilk külliyesi yapıldı burası, Ahi Evran Külliyesi. Bunu da iş dünyası yaptı. TOP, TESKOM, KESKOM aracılığıyla yapıldı. Bitmek üzere. İlk etapları yakında teslim alacağız. Geçici kabullerini yaptık. İnşallah orayı da faaliyete geçirdikten sonra Kırşehir'de gelen misafirlerimizin bir hafta vakit geçireceği bir ortam hazır. Herkesi buraya bekliyorum. Hoşgörünün merkezine. Evet efendim, biz de Ankara'daki günlerce dünya geneline yayılmış milyona yakın Kırşehirler adına, insanlık adına sizlere, ekibinize, yaptıklarınız için, yapacaklarınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi gerçekten Kırşehir'i tanıtımına önemli katkılar sunacağınızdan eminiz. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz.